Efendim, bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim. Ne zaman yaş almayı düşünüyorsunuz Tuğba Hanım? Yaş aldım, 47 yaşındayım. Aynen. Hala genç kız gibisiniz. Yapmayın alçak gönüllü. 47 yaşındayım. Herkes öyle, yani herkes demeyeyim, bazıları yaşını gizler ama ben gizlemiyorum. Kendime bakıyorum diyelim, iyi besleniyorum. Hayat ibaret diyorsun. Kesinlikle her şey yolunda. Yaz sezonu sizin için nasıl geçti? Dinlenerek, tatil yaparak, kızlarımla, ailemle. Kızlarıyla yan yana geldiği zaman abla kardeş. Onu söyleyeceğim de bir dakika müsaade. Tatilde ben bu yaz ne yaptım esasında? Avşa'ya gittim. Kaş'a gittim. Esasında basının pek fazla uğramadığı yerlerde daha rahat tatil yaptım. Birazcık daha rahat oluyorsunuz. Arnavutluğa gittim. Evet, Kısamil'e gittim. Benim için en güzel yurt dışı tatili o oldu esasında. Çok eğlendim, çok güzeldi. Kız arkadaşlarımla beraber harika geçti. Bu sene en çok konuşulan şey Bodrum'daki 1200 liralık lahmacun, 8000 liralık hamburger, 10.000 liralık pizza. Evet. Yani açıkçası çok üzülüyoruz tabii. Fakat enflasyonu da getirmiş olduğu ve ücretlerin de maaşların da her şeyin fazlalaşmasıyla mekanların kiraları da dahil olmak üzere gözde mekanlar tabii ki fiyatları yukarıya çektiler. Ben de bir restorancıyım, gastronomi işiyle uğraştım. Dolayısıyla giderleri aşağı yukarı biliyorum. Tercih eden gider tabii ki. Ama ben mesela diyeceksiniz çok güzel bir şekilde, çok uyguna, inanılmaz güzel tatiller yaptım. Tam da şunu soracağım, yani 10 bin liralık pizzanın içinde ne olabilir efendim? Ay, büyük bir soru. ağzım sulandı birden. Yüksek Eroğan'da kira sanki. Her şey var içinde. Tabii, stopaj da dahil. Tabii. Stopaj da dahil. Yani açıkçası esasında avlanacak halimize gülüyoruz. Olmamalı diyoruz. Fakat maalesef böyle şu anda gelen tüm turist, çoğu turist, tüm demeyelim, çoğu turist bile Türkiye'nin gerçekten çok ciddi anlamda fahiş fiyat üzerinden döndüğünü söylüyor. Haklılar da. Almanya'ya devamlı gidip geliyorum. Şu anda Almanya'da fiyatlar daha uygun. Buraya bakarak. Net konuşuyorum. Peki efendim, ekrana geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Evet, çok güzel projelerim var şu anda. Evet, hazır. Yani büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Birazcık böyle sufleler verseniz olur mu? İlk önce şöyle söyleyeyim. Kendi YouTube kanalımı yakın zaman içerisinde daha fazla faal ve aktif hale getiriyorum. Ve yeni bir şarkı için, çok güzel bir şarkı için stüdyoya giriyorum. Beni çok mutlu edecek. Ve Anadolu yakasında çok hoş bir mekanda, şimdi ismini vermeyeceğim, imzayı attıktan sonra sizlere haber vereceğim. Hatta orada güzel bir basın lansmanı yapmayı planlıyorum. Büyük zevkle davet edeceğim. Açıkçası şu anda yapacağım tüm işlerin tüm müzik severlere beğenisine sunmak için ben de sabırsızlanıyorum. Türkiye'de bir güzellik yarışması yapıldı. Yankıları haftalarca sürdü. Evet, yani orada İdil Bilge'nin aldığı eleştirileri doğru, haklı ya da yerli buluyor musunuz? Şimdi ben de Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmış bir hanım olarak Miss Turkey Güzellik Yarışması adı üstünde güzellik yarışmasıdır tabii, ama bunun altında da işte İngilizce bilmek, yurt dışındaki işte başarılar veya okumak, üniversite vesaire, altını doldurmak gerekiyor. Yoksa elinizi sallasanız 50'si Türkiye Güzeller Cenneti. Çok ciddiyim, şaka yapmıyorum. Fakat kızımızın üstüne çok fazla gittiler diye düşünürken uluslararası yarışmada biraz elinin de zor olacağını düşünmüyor da değilim. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ama sonuçta bir genç kız üzerine bu kadar gidilmemeliydi. Çok fazla gidenleri de ben kendim kınadım. Ama rakipleri dişli, güzel ve aynı zamanda eğitimli, donanımlılardı. Kesinlikle. Orada başka bir şeylerin döndüğünü konuştu. Özellikle sosyal medya, biliyorsunuz. Yeni yargı mekanizmanın sosyal medya olduğu için her şey orada tartışılıyor. Evet. Siz orada başka bir şeylerin döndüğünü düşünüyor musunuz? Kesinlikle %100. Kesinlikle %100. %100. Miss Model yarışmaları oldu bundan yıllar evvel. Yani 1.50-1.55-1.60 boylarında model kızlar seçildi. Açın tarihe bakın. Bunlar bile esasında çok ne derler, söze lafa açık, parantez açıp parantez kapatmaya böyle sayfa sayfa söylenecek sözler gerekir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dediğim gibi yaş gelmiş benim artık kemalime. Ben çok mutluyum ayrıca, yaşımla kendi kendime dalga değil de espri de yapıyorum. Bir model yarışmasında siz model, çünkü defile anlamında 1.60 boyunda bir hatunu seçip Miss Model yarışmasında birinci yaptılar. Bu tip yarışmalara tekrar katılsanız dereceye girer misiniz?
kesinlikle. 2-3? 1, ne 3'ü? Mesela kızlarım var, kızlarımın girmesini istemiyorum, kızlarım istemiyor. Öyle mi? Tabii. Güzel, güzel, güzel. Şey soracağım bir de, Metin Arolat vefat etti biliyorsunuz. Fakat ölümünde bir ihmal var mı? Bu doğa çok tartışılıyor. Serum tartışılıyor, vitamin takviyeli serumlar tartışılıyor. Kullanır mısınız siz de vitamin takviyeli serumlar, enerji serumları? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Perşembe günü biz beraberdik. Bir selamlaşmamız oldu ve ben bir gün sonrasında kendisinin ölüm haberini Instagram'da gördüğümde "yo, şaka yapıyorlardır" dedim. Hani fake haberler oluyor ya bazen. Konduramadım ama bu bir gerçek. Nasip. Mekanı cennet olsun. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok samimi değildik ama sonuçta sevdiğim ve çok geçmiş yıllardan tanışıklığımız vardı. Şimdi koronadan sonra hepimizin şirazesi değişti açıkçası. Burada eğri oturup doğru konuşalım. Hepimizin şirazesi değişti. Benim de birçok hastalığım gün yüzüne çıktı. Bunun yaşı yok ayrıca. Vitamin takviyeli serumlar tabii ki alıyoruz ama bunu sadece bizler almıyoruz. Benim tabirimde onun adı Atom. Kimse de yanlış anlamasın. Yorgun olduğumuzda veya gribe hafiften yakalanacak gibi olduğumuzda, çünkü bizim işimiz ses, yani sahnede devamlı sesle yaklaşık 3 saat boyunca sahne performansı sergileyen arkadaşlarımız, sanatçılar, herkes yapabiliyor ayrıca bunu. Doktor sadece gözetimini değil, ne alıyorsunuz? Bedeninizdeki tüm eksiklikleri işte bu 6 ayda bir, artık yaş ilerleyince 6 ayda bir ben check-up yaptırıyorum. Bedenimde benim şu anda D vitaminim eksik. D vitamini kompleksi alıyorum ama doktor gözetiminde haftada 2, şimdi haftaya 1'e düştü. Ki düşün, yazda olmamıza rağmen bende D vitaminin eksik çıkması demek şu anlama geliyor. İnsan bedenini daha iyi tanımalı. Bunu sadece ben rahmetli canım cenneti mekan olsun arkadaşım için söylemiyorum. O yaşanıldı. En çok belki de istediği yerde gözlerini yumdu diyelim ya da yolculuğa çıktı. Çok üzülüyorum ben. Ama gönlü rahat olsun. Huzuru cennet annesinin yanında diye düşünüyorum. Ama insanlar bilip bilmedik diyet yapmasınlar. Ben bile diyetimi yaparken muhakkak kendimi tanıyarak yapıyorum. Şok diyetlere katı surette karşıyız. Fakat bu daha öncesinde de yine modeller arasında vardı. Yok peçete yutuyorlar, yok bilmem ne yapıyorlar filan. Hatta o dönemler ben bayağı bir zayıftım ama bu zayıflığımın sebebi çok fazla hareket halindeydim ve ciddi anlamda iyi spor yapıyordum. En son Perşembe günü karşılaştığımızda Metin de çok iyiydi, hiçbir sorunu yoktu. Ama işte belli olmuyor ki. Yani. Peki bu serumları, daha doğrusu Atom'u kullandığınızı söylediniz. Bunlar çarpıntı yapıyor mu siz, zaman zaman sizlere? İşte kişiden kişi, hayır ben de şöyle bir şey yapmıyor. Aksine hemen dinleniyorum, uykum geliyor ve zaten yatıp dinleniyorsun. 2 gün dinleniyorum ben. Dinlenmeyi seven bir insanım. Ama Perşembe günü karşılaştığımızda gayet iyiydi. Yani hiçbir sorunu yok. O tamamen işte bedenin bir andaki vermiş olduğu refleks mi, tepki mi diyelim. Geçen akşam Demet Sağroğlu bir açıklama yaptı. Bu açıklamada dedi ki biz sanatçılar böyle ölüm diyeti yapıyoruz dedi. Hı hı. Maalesef ölüm diyeti yapıyoruz dedi. Yani siz de böyle bir şey yapıyor musunuz? Ben tamamen karşıyım. Böyle bir ölüm diyeti falan, Allah korusun, karşıyım. Keşke, eğer böyle bir şey varsa ve Metin bunu böyle bu şekilde söylediği gibi yaptıysa da çok üzülüyorum. Ben yapmıyorum. Yapılmasını katli surette onaylamıyorum. Diyet dediğiniz şey azaltmaktır. Porsiyonunuzu azaltın, hayatınıza devam edin. Tüm güzelliklerden muhakkak az alın. Demet Hanım da bilmeseydi bunu söylemezdi herhalde. Kesin biliyordur ki, söylemiştir. Çok üzülüyorum. Peki sanatçılar teknik riderlarına bir sağlık personeli de yazdırmalılar mı? Yani o teknik riderde olmalı mı bir sağlık personeli? Bence mekanların böyle bir tamamlayıcı unsuru içlerinde barındırmaları gerekiyor. Bence ruhsatlarına ilave edilmeli. Bence ruhsat, yani burada ruhsatı ilave edilmeli. Çünkü büyük eğlence merkezlerinde çok fazla giren çıkan oluyor. O aradaki yaşanan herhangi bir yanlışlık, yani o arada bir bekleme süreci insanların ve birçok insanın da ölümüne sebebiyet verebiliyor. Bunu şunun için sordum. 1000 kişilik bir konser salonunda ambulans beklemesi zorunluyken 500 kişilik, 750 kişilik bir konser salonunda, yemekli konser salonlarında böyle bir mecburiyet yok. Sanki bu da bir açık mı acaba? İşte benim dediğim gibi ruhsatın içerisinde katli surette böyle bir bildirge ve arkadaşların da ruhsat sahiplerinin yaptırımların olmasını ben... Bir de böyle magandalar olmasa... Hemen söyleyeceğim, böyle çok fazla ses yapanların da katli surette
ehliyetlerinin kısa süre bile olmuş olsa alınmasını istiyorum. Canı gönülden rica ediyorum. Hepimiz istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Herkes bir detay alacak. Röportaj yapacağız. Diğer kameralarda. Arkadaşlar. Arkadaşlar.